Merhaba, iyi günler. Bugün Londra ile Skype üzerinden bir yayın yapacağız ve Turan Çömez ile konuşacağız. Turan Çömez'i bilmeyenler için kısaca söyleyelim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk yıllarında Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürüydü, aslen cerrah. Daha sonra AK Parti'den milletvekili oldu ama daha sonra bir daha seçilmedi ve Londra'ya, İngiltere'ye yerleşti. Ergenekon davasında adı geçti. Yaklaşık 10 yıldır İngiltere'de yaşıyor ve cerrahlık yapıyor. Kendisi uzun bir zamandır Türk medyasında pek gözükmüyordu. Kendisiyle bayağı bir heyecanlı bir hayatı olduğu için biraz anlatmasını isteyeceğiz. Turan Bey, merhaba, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler Ruşen Bey. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Evet, sağ olun. Evet, gerçekten bir ilginç bir hayatınız var. Olağan dışı diyelim en azından. En yumuşak tabirle olağan dışı bir hayatınız var. Ya da heyecan verici de diyebiliriz. Evet. Sonuç olarak yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de değilsiniz. Hiç mi gelmediniz? Hayır, hiç gelmedim. İsteseniz gelebiliyor musunuz? Bu şartlar altında gelebilirim ama biraz daha zaman olduğunu düşünüyorum. Peki sizin oraya gitmenizin nedeni neydi? Yani çok şey olmayın ama zamanında sizin kaçtığınız, Ergenekon zanlısı olarak kaçtığınız söylendi. Hatta geri getirmeniz için de çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. Onu bir anlatır mısınız? Nedir olay, aslı nedir? Zaten milletvekilliği döneminde çok bir uyum içerisinde çalışmadığımızı kamuoyu gayet yakinen biliyor. Partinin o dönemki uygulamalarından ciddi manada rahatsızlığımın olduğunu ve önemli eleştiriler yönelttiğimi de herkes biliyor. Dönemin sonunda ben aday olmayacağımı kamuoyuna deklare ettim ve partiyle yollarımı ayırdım. Tabii siyaset kurumu benim yola çıkarken hayal ettiğim, umut ettiğim kalitede, olgunlukta ve güzellikte olmadığı için, en azından ben böyle bir atmosferde bulunamadığım için siyaset defterini kapatıp tekrar mesleğime dönmeye karar verdim. Ve tabii bu benim bir anayasal hakkımdı. Müracaat ettim Sağlık Bakanlığı'na. Eski 22. dönem milletvekiliyim, eski genel cerrahi uzmanıyım, falanca hastanede çalışıyordum. Beni görevime iade edin. Ve maalesef partiyle yaşadığımız o frotmanlardan veya sürtüşmelerden dolayı bir intikam duygusu olsa gerek beni görevime iade etmediler. Dedim izin verin o zaman Ankara'da eşimin bulunduğu yerde çalışayım. Orada izin vermediler. Ancak kura çekip Hakkari, Siirt, Şırnak vesaire çıkarsa gidip orada çalışabilirsin. Aksi halde ben çalışmanıza izin vermiyoruz dediler. Tabii onun dışında bir sürü baskılara falan da maruz kalınca ben de ülkeden ayrılıp biraz İngilizce öğreneyim, biraz kendimi yenileyim diye Türkiye'den ayrılıp İngiltere'ye geldim. Tabii arkadan bir süre sonra bu söz konusu kumpas davaları ve saldırılar başladı. Malum çetenin hukuk içerisindeki uzantıları ve emniyet içerisindeki uzantıları, ev basmalar, akıl almaz suçlamalar, saldırılar ve bunun tabii medyadaki infaz mangalarıyla akıl almaz bir karalama kampanyaları. Dolayısıyla ben dönmemeye karar verdim ve İngiltere'de bir şekilde hayata tutunma kararı aldım. Tabii burada da rahat bırakmadılar. Halen bir kısmı hapishanede olan, bir kısmı aranan bir takım çete mensupları ta İstanbul'dan kalkarak Fransa'ya kadar, buraya kadar geldiler ve kırmızı bülten çıkartmaya veya bir şekilde hukuk yoluyla beni geri götürmeye çalıştılar. Ama tabii bilmedikleri bir şey vardı. Burada hukuk insanların iki dudağı arasında değil, sistemin kontrolündeydi ve hukuk çalıştığı için de ben burada oturma izni alarak hayata devam. Peki Turan Bey, şunu sorabilir miyim? Neden Turan Çömez? Yani çok kişinin o süreçte hedef alındığını biliyoruz ama herkes de hedef alınmadı. Siz de o çete diye tabir ettiğiniz Gülen Cemaat ya da FETÖ yeni adıyla, FETÖ'yü kastediyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet. Sizden ne istediler? Evet. Ne meseleleri vardı sizde? Bence bunun iki nedeni vardı. Tabii bunun için size kanıt sunmam çok mümkün değil ama iki tane açık nedeni vardı. Birincisi, ben siyasi hayatım boyunca onlarla hiçbir yakınlık içerisine girmedim. Bugün gözyaşı döküp salya sümük milletin gözünün önünde ağlayıp hata yapmışız diyenlerin aksine, beni milletim de affetsin, Allah da affetsin diyenlerin aksine ilk günden beri tavırlı bir duruş sergileyerek bu ahlaksız çeteye karşı
bir tavır sergiledim. Bu birinci sebepti. İkincisi, benim Sayın Erdoğan'a o dönemde bulunduğum bir yakınlık var. Yani hem özel kalem müdürü hem geçmişten gelen, hekimlikten kaynaklanan, arkadaşlıktan kaynaklanan bir yakınlık var. Dolayısıyla benim üzerinden yürütülecek bir operasyon Sayın Erdoğan üzerinde büyük bir tesir oluşturacaktı. Neydi bu? Sözde Ergenekon örgütü, bu kadar yakınına kadar senin adam sokabildiğine göre bu güçlü bir örgüttür diyerek benim üzerimden Sayın Erdoğan'a bir operasyon yürüttüler. Ve Sayın Erdoğan'ın yanına sonradan bu darbe sonrasında ortaya çıktığı gibi en yakın adamlarını yerleştirerek onun konuşmalarına varıncaya kadar, özel hayatına varıncaya kadar her şeyini takip edip izlediler ve hatta onun canına kastedecek noktaya geldiler. Son derece iyi planlanmış, kurgulanmış bir süreçti. Ve maalesef bütün uyarılarıma rağmen, bütün samimi ikazlarıma rağmen Sayın Erdoğan o zamanlar bunun ciddiyetini anlayamadı. Doğrudan ve kendisine söylediniz mi bunu ikazlarıma rağmen derken? Söylemenin ötesinde bu dönemde, yani ben halen İngiltere'deyken kendisinin benim ailemle bir teması oldu, yakınlarımla bir teması oldu. Benim onun yakınlarıyla temaslarım oldu. Ve son derece net bir mektup yazdım ve eline ulaştırdım. O mektupta aynen şu cümleleri kullandım. Bugün siz söz konusu bu çete marifetiyle muhaliflerinizden kurtuluyorsunuz. Sevmediğiniz, haz etmediğiniz insanlardan kurtuluyorsunuz. Ama bu ahlaksız çete devletin en derin noktalarına kadar nüfuz etmiş ve hiç endişeniz olmasın ki bir gün siz bunların faturasını ödeyeceksiniz ve bu ahlaksız çete bugün bize yaptıklarını yarın size yapacaktır. Ve ben bunu defalarca ikaz ettim ve yazılı belge olarak da kendi eline teslim ettim. Peki Turan Bey, siz o dönemde bu cemaat yapılanmasının bir çete olduğunu gözlediğinizi söylüyorsunuz. Çünkü genellikle sizin de demin söylediğiniz gibi insanlar biz aldatılmışız, kandırılmışız diyorlar. Herhalde Türkiye'de bunu bu açıklıkla şey yapanlardan birisi benim. Birisi Ahmet Şık, şu anda FETÖ'den içeride biliyorsunuz maalesef garip bir şekilde. Siz de orada sizi özellikle bu yapıda ne rahatsız ediyordu? Gözlem ve bilgileriniz neden size alarm ediyordu? Şimdi benim tabii sizin gibi bir gazetecilik vasfım yok. Bir araştırıcı olma özelliğim yok. Sizin gibi bir takım bilgilere rahat ulaşma şansım da yoktu. Hala da yok. Ama benim bir siyasetçi olarak objektif bir gözlem yapma şansım var. Ben prensip olarak cemaatlere asla karşı bir insan değilim. Eğer bir cemaat, bir ülkede, bir coğrafyada dini anlamda hizmet vermek istiyorsa ben bunu ancak saygı duyarım, destek duyarım. Kaldı ki bu anlayış neyi temsil ediyor olursa olsun, hangi dinden olursa olsun cemaatlerin yaptığı dini hizmetler benim gözümde saygındır. Ama bir cemaat ya da cemaat adı altında kurulmuş bir örgüt veya yapı görüntüsü bir dini hizmet olurken öte yandan devlet içerisinde yuvalanıyorsa, emniyet içerisinde yuvalanıyorsa, bunun temel hedefi MİT, askeriye, emniyet, hukuk düzeni ve yönetim anlayışı ise direkt bunları hedef alıyorsa bunun arkasında başka şeyler aramak lazım. Hele hele böyle bir yapının önderi veya lideri veya sorumlusu her kimse, çete lideri de diyebilirsiniz. Amerika gibi bir ülkede yuvalanmış ve oradan gelmeyerek bütün örgütünü oradan idare ediyorsa benim buna iyi niyetle bakmam mümkün değil. O nedenle hiçbir şekilde yakınlık duymadım ve bu yakınlık duymayışımı, sebeplerini defalarca siyasetteyken anlattım. Siyasetten sonra yaşananlarla birlikte az önce de ifade ettiğim gibi Sayın Erdoğan'a ilettim. Peki İngiltere olayına gelelim. Demin söylediniz İngilizce geliştirmek. Anladığım kadarıyla gidene kadar şu andaki bir dil bir hakimiyetine sahip değildiniz. Biraz zorluk çekmişe benziyorsunuz. Bu arada sorunuzun bir kısmı yarım kaldı. İzah etmem gerekiyor sanıyorum. Hani Türkiye'de birçok kişi kaçtı vesaire tarzında yorumlar da yaptı. Ben Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle VIP'den çıkarak yanımda en az 50 tane arkadaşımın uğurlamasıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan ayrıldım. Ve hatta uçakta olduğumu bilen kaptan pilot da beni uçakta anons ederek yanına davet etti. Kaptanın kokpitinde ben Londra'ya geldim. Yani böyle bir kaçış öyküsü herhalde dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Peki İngiltere öykünüze gelelim. Bayağı zorluk çekmiş olmalısınız. Her ne kadar cerrah olsanız da dil, yeni bir ülke, bir de sorunlar iyi kötü, aileniz Türkiye'de kalmış vesaire. Neler yaşadınız? Tabii çok uzun, 10 yılı anlatmanızı istemeyeceğim ama.
Tabii ben buraya geldiğimde hiç İngilizce bilmiyordum. Yani bu Ergenekon olayı da başlamadan bir İngilizce kursuna yazıldım ve biraz İngilizce öğrenme çabam vardı. Fakat ardından ev basıldı, çocuklara zulümler yapıldı, hakaretler, saldırılar, her türlü şey ortaya çıktıktan sonra burada kalma kararı verdim. Ve tabii oturup İngilizcemi ilerletmek istedim. Bu esnada uğraşmam gereken onlarca sorun vardı. Bir tanesi Türkiye'deki hukuki problem. Diğeri burada kalış sürecimin hukuki boyutu. Öte yandan ekonomik sorunlar. Yani ben bu ülkeye geldiğimde hiçbir ekonomik imkanım yoktu. Barınma sorunu yaşadım. Hatta yani gündelik hayatımı idame ettirmek için bile büyük zorluklar çektim. Ama hiç bunlardan rahatsız olmadım. Gecemi gündüzüme kattım, oturdum, İngilizce çalıştım. Ve bu ülkede ikinci bir örneği olmayacak şekilde çok yüksek bir puan alarak İngilizceden burada hekimlik sınavlarına girme hakkı kazandım. Yine ikinci bir örneği olmayacak şekilde tıp fakültesinin bütün derslerinin yeniden sınavlarını vererek bu ülkede yeniden doktor olma hakkı kazandım. Tabii o esnada ilginç bir şey yaşadım. Yani onu da söylemek istiyorum. Sağlık Bakanlığı'na avukatlarımı gönderdim. Oradaki belgelerimi almak için ve oradaki çalıştığım geçmiş kariyerimi belgelemek için. Onu dahi vermedi Sağlık Bakanlığı zulmetmek için. Ve döndüm İngiliz hükümetine dedim ki ben buradaki bütün sınavları verdim ama Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı benim belgelerimi vermiyor. Ve maalesef utandığım bir cümle söyledi. Tek hatırladığımda yeniden hüzün duyduğum bir cümle söyledi. Dedi ki bizim ülkemizde bir doktorun yetişmesinin maliyeti 300 bin pound. Ve siz dedi son derece kalifiye bir doktor olarak yetişmişsiniz. Bütün sınavları da vermişsiniz. Eğer Türkiye sizin gibi bir doktora böyle bir zulmü yapıyorsa ve sizi kaybetmeyi göze alıyorsa o Türkiye'nin ayıbıdır dedi. Ve hiçbir belge almadan benim burada doktorluğumu onayladılar. Peki orada hiç mi hukuki sorun yaşamadınız? Yani burada tabii ki hukuki sorun yaşadım. Çünkü halen bir kısmı cezaevinde olan, halen bir kısmı aranan çete mensupları az önce de ifade ettiğim gibi Paris'e giderek, Lyon'a giderek oradaki Interpol'ü devreye sokmaya çalıştılar. İngiltere'ye gelerek buradaki hükümetten benim geri iade edilmem konusunda bir takım temaslar kurdular. Bu esnada tabii oturumla ilgili ciddi problemler yaşadım. Ve geri iade edilmemle ilgili bir süreçte de bir süre İngiliz cezaevlerinin de nasıl olduğunu tanıma fırsatı buldum. Nasıl? Hapis mi yattınız yani? Evet evet. Ben İngiltere'de hapis yattım. Aa, ne kadar yattınız? Yani hatır sayılır bir süre yattım ama benim için hayatımın en güzel deneyimi oldu. Hayatın bir başka cephesini gördüm. Yani hayata direnme gücü kazandığım yerlerden bir tanesidir İngiliz cezaevi. Ben de yatmış olduğum için bilirim. Herhalde ben sizden fazla yatmışımdır ama Allah kimseyi yatırmasın yine öyle diyelim. Allah yatırmasın, doğru söylüyorsunuz. Şimdi bildiğim kadarıyla siz bayağı uzun bir süredir aktif bir şekilde genel cerrahi yapıyorsunuz. Evet. Ve bir üniversite hastanesindesiniz. Bunun evet. Anlamı aynı zamanda öğrencileriniz olduğu anlamına mı geliyor? Tabii şimdi İngiltere'de sağlık sektörü önemli bir kriz içerisinde ve maalesef burada ciddi bir hekim açığı var. Dolayısıyla burada yetişen öğrenciler son derece kıymetli, çok özel bir ihtimam gösteriliyor. Ben de kendi hastanemde burası üniversite olduğu için öğrenci yetiştiriyoruz ve büyük bir keyifle, büyük bir zevkle genç doktorlara tecrübelerimi aktarıyorum. Onların eğitimlerine katkı sağlıyorum. Dolayısıyla böyle bir akademik tarafım da var ama onun dışında Türkiye'den de çok sayıda gelen doktor ve öğrenci oldu yanıma şu ana kadar. 30'un üzerinde insan geldi. Yanımda belli bir süre rotasyon yaptılar. Bu da benim için büyük bir onur. Ben sizinle ilk tanışmamızı hatırlıyorum. Adınızı biliyordum. Siz de beni biliyordunuz herhalde ama 1 Mart 2003 sabahı mecliste, ben tam İstanbul'dan Ankara'ya gelmiştim. Meşhur tezkere oylaması olacaktı. O sırada NTV'de çalışıyordum ve ilk karşıma çıkan kişi siz olmuştunuz, hiç unutmuyorum. Ve nihayet tanıştık demiştik birbirimize ve siz bana, ben biliyorsunuz o tarihte tezkere kesin geçecek havası vardı. Siz bana demiştiniz, evet, siz bana demiştiniz ki kelimeler tam böyle olmasa bile mealen şu, sabah eşimle oturduk, konuştuk, istişare ettik ve bedeli ne olursa olsun ben bu tezkereye hayır diyeceğim. Bu kararı verdik demiştiniz. Ben de çok şaşırmıştım. Çünkü siz Tayyip Erdoğan'a çok yakın özel kalem müdürlüğünü yapmış birisi olarak. Daha sonra birkaç arkadaşınız da daha AK Parti'den, milletvekilinden benzer şeyler söyleyince de
gazeteci kariyerimin en parlak çıkışlarından birinde canlı yayında demiştim ki ben burada başka bir hava görüyorum. Bu tezkere galiba geçmeyecek demiştim ve insanlar benimle dalga geçmişlerdi ve sonuçta sizlerin sayesinde ben de haklı çıkmıştım. O gün sizin de herhalde siyasi kariyerinizde çok önemli bir gün olsa gerek. Türkiye tarihinde de çok önemli bir gün zaten. 1 Mart tezkeresi reddi. O dönem siyasi yasaklı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın parti liderinin bütün uğraşlarına rağmen sizin parti içerisinde sizin de dahil olduğunuz insanlar hayır vererek, bazıları çekimser kalarak bunun geçmesini engellemiştiniz. Ne hatırlıyorsunuz siz o günden? Şimdi tabii burada bir şey vurgulamak istiyorum. Ben Sayın Erdoğan'a yıllarca çok yakın oldum. Şu anda hiçbir hukukumuz, diyalogumuz ve bağlantımız yok ama uzun yıllar bir ortak paydamız oldu, arkadaşlığımız oldu, özel danışmanlığımı yaptım. Ama yaşadığımız süreç hep gösterdi ki benim kendisine koyduğum yol haritası, işaret ettiğim şeyler zaman içerisinde hep doğru çıktı ve haklı çıktı. 1 Mart tezkeresinde ben hayır derken vicdanımın sesini dinledim. Ve hep arkadaşlarıma dedim ki bu coğrafyada Irak halkıyla Türk halkı kardeş olarak yaşayacaktır. 4 asırlık bir ortak geçmişimiz ve tarihimiz var. Bu insanlara hiçbir zaman saldırı yapacak olan yabancılarla ve emperyal güçlerle biz aynı kefede olamayız. Ve o zamanlar başta Sayın Erdoğan olmak üzere, Sayın Gül olmak üzere bu tezkerenin geçmesi için büyük çaba sarf ettiler. Ama siz de hatırlayacaksınız birkaç yıl önce hem Sayın Erdoğan hem Gül hem de zamanın başbakanı Davutoğlu bu tezkerenin geçmemesinin çok hayırlı olduğunu müteahhit defalar ifade ettiler. Bence o tarihin bir kırılma noktasıdır ve aldığımız o kararın ne kadar haklı olduğunu gösteren önemli bir dönüm noktasıdır. Yine az önce ifade ettiğim FETÖ olayında olduğu gibi Sayın Erdoğan zamanında dinlemiş olsaydı, ikazlarıma itibar etmiş olsaydı bu yaşadığı darbeler başına gelmeyecekti. Şimdi o gün bir olayı anlatayım ben size. Ben vicdanımın sesini dinledim. Bunun bedeli eziyet çekmek, sıkıntı görmek ne olursa olsun ben tarih önünde hesap veremeyecek hale gelmek istemiyorum dedim. Çocuklarımın yüzüne utanarak bakmak istemiyorum dedim ama 1 Mart tezkeresine hayır dedim. Sizin yine bilmediğiniz bir şeyi söyleyeyim. Tezkere reddoldu ve o gün biz büyük bir huzur ve mutlulukla parlamento salonundan çıkarken Egemen Bağış'la karşılaştık. O zaman Sayın Başbakan'a çok yakın olan insanlardan bir tanesiydi. Ve kendisinin aynen şöyle bir ifadesi oldu. Bugün bu 1 Mart tezkeresine hayır diyen herkes bir gün bunun hesabını ödeyecektir. Sanki kendisi o dönemlerde bir Amerikan mandasının Türkiye'deki temsilcisi gibi parmağını gözümüze sallaya sallaya böyle bir tehdit savurdu. Ve ben de aynen kendisine dedim ki tarih kimin haklı kimin haksız olduğunu gösterecek ve sen bir gün utanarak bu toplumu terk etmek zorunda kalacaksın. Ve tarih nelerin yaşattığını hep beraber gösterdi bize. Peki ben o dönemlerden daha sonraki bir dönemde sizin bir takım mesela Irak'a gidiyordunuz. Hatta yanılmıyorsam gazeteci Güler Kömürcü ile beraber değil mi? Bir Kerkük falan orada çok ziyaretlerim oldu. Birçok gazeteciyle beraber gerek bir Irak'ta, tane onu hatırladım ve aklıma. Evet, evet. Ama bunları sanki partinin bilgisi dahilinde ve görevlendirmesiyle yapmıyordunuz gibi hatırlıyorum. Yanılıyor muyum? Haklısınız çünkü parti benim hiçbir çalışma yapmama müsaade etmediği için ben gerek yurt içi gerek yurt dışı çalışmalarımı büyük ölçüde bağımsız yürüttüm. O dönemlerde Endonezya'da deprem oldu. Sivil toplum örgütleriyle gittim. Endonezya'da bir köy kurdum. Irak'ta savaş oldu. Defalarca insani yardım götürdüm. Pakistan'da depremler oldu. Gittim günlerce orada kalarak orada sağlık hizmetlerine katkıda bulundum. Lübnan'da savaş oldu. Gittim savaş ortamında 15 gün insani yardım götürdüm. Yani bu tür hizmetleri seven birisiyim. Ben bunu bir insani sorumluluk olarak da değerlendiriyorum. Peki burada ama tabii partiyle özellikle Irak meselesi, diğerleri daha bir hani deprem falan da Irak meselesi birazcık herhalde parti çizgisiyle de sorunlar yaşadığınızı gösteriyor. Öyle değil mi? Tabii o dönemde benim Irak'la ilgili yaptığım bir sürü çalışma oldu, verdiğim bir sürü beyanat oldu, bir siyasi duruş oldu. Bu dolayısıyla parti kültürü içerisinde çok alışılagelmiş, haz edilmiş bir davranış olmadı. Bundan bir rahatsızlık olduğunu biliyorum ben de. Peki şimdi aradan geçen yaklaşık 10 yıl içerisinde Türkiye'ye gelmediniz ama Türkiye'yi çok yakından takip ettiniz. Aileniz zaten burada. Takip ettiğinizi biliyoruz. Orada İngiltere'de yıllarca yaşayan eski siyasetçi ve bir doktor olarak Türkiye'ye baktığınız zaman
Ne görüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Yani tabii Türkiye'yi buradan üzülerek izliyorum. Her ne kadar şu anda medya hükümetin tamamen denetim ve kontrolünde olduğu için gerçekleri çok fazla yansıtıyor gibi görünmese de dışarıdan birçok şey çok rahatlıkla okunuyor ve değerlendirilebiliyor. Tabii Türkiye'de çok sayıda arkadaşım var, çok yakın dostlarım var, çok onlarla temas içerisindeyim. Beni ziyarete gelenler var. Hala şu anda benim yanımda 8-10 tane arkadaşım Türkiye'den ziyarete gelmiş. Sizi de burada canlı olarak takip ediyorlar. Yani Türkiye'nin şu anda yaşadığı atmosfer dışarıdan açıkçası çok da güzel okunmuyor. Biz tabii şunu söyleyeyim. Parlamentodayken bir milletvekili olarak sürekli demokrasi, insan hakları, hukuk ve hukukun üstünlüğünü dilimize pelesenk etmiştik. Bunu her konuşmamızda bir kenara sıkıştırır, halka söylerdik. Ama ben bu ülkede yaşamadan önce bunun ne anlama geldiğini maalesef bilmiyormuşum. Burada insan hayatına olan saygıyı, insana olan değeri, hukukun üstünlüğünü ve insanın hukukla birlikte ne kadar güçlü olduğunu gördüm. Ben burada oturum almak için İngiliz hükümetini mahkemeye verdim. Ve mahkeme nezdinde İngiliz hükümetini mahkum ederek burada oturum aldım. Siz bu ülkede hukuka saygılıysanız hiçbir şekilde hakkınız yenmez, hiçbir şekilde bir zarar görmezsiniz. Türkiye gibi acaba bugün başıma ne gelecek? Acaba sabah kalktığımda kapımda kimi göreceğim? Acaba bu gece telefonum dinlenir mi? Yahut da bir gün vergi memuru kapımı çalar mı falan gibi bir korkunuz yok. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu ekonomik sarmal, siyasi gerginlik ve özellikle toplum kesimleri arasında, siyasi görüşler arasında giderek derinleşen bu ayrışma maalesef Türkiye'nin fotoğrafını son derece olumsuz bir şekilde etkiliyor. Turan Bey, özellikle son dönemde bir beyin göçünden bahsediliyor. Beyin göçü çok eski bir laftır ama yakın dönemde çok bahsediliyor ve telaffuz edilen ülkelerin birisi de İngiltere, Kanada, hatta Avustralya, Hollanda, Portekiz, böyle değişik değişik ülkeler telaffuz ediliyor. Siz orada olan birisi olarak bu söylentileri ya da bu iddiaları doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Gözlemleriniz ne yönde? Şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Son bir yıldır gerek iş adamı, gerek akademisyen, beni arayarak buraya yerleşmek isteyen ve bunu söyleyen insanların sayısı yüzleri geçmiş durumda. Bunların hepsi ülkenin sosyal sermayesi. Ve bunlarla konuştuğumda niye buraya gelmek istiyorsunuz, neden Türkiye'yi terk etmek istiyorsunuz dediğimde hepsinin ortak bir faydası var. Geleceğimizi görmüyoruz, çocuklarımızın istikbalinden endişe duyuyoruz, huzurumuz ve mutluluğumuz kalmadı. Ve bunların sayısı o kadar arttı ki son zamanlarda, çok sayıda tıp doktoru, profesör, çok sayıda önemli iş adamı ve akademisyen buraya gelmek için bir şekilde benden destek almaya veya fikir almaya çalıştılar. Geçtiğimiz günlerde bizim kendi çalıştığım hastanenin bir klinik şefiyle bir görüşmem oldu. Iraklı kendisi, önemli bir doktor. Yıllar önce Irak'ı terk ederek gelmiş. Çok ilginç bir gözlemini benimle paylaştı. Dedi ki, şu anda Türkiye Irak'ın Saddam döneminde yaşadığı sendromun bir başka versiyonunu yaşıyor dedi. Irak son derece dolu bir ülkeydi. Irak sadece yeraltı zenginliği olan değil, sosyal sermayesiyle zengin bir ülkeydi. Ama despotizmin ardından Irak'tan önce iş adamları, ardından da sosyal sermaye, yani akademisyenler, bilim adamları ülkenin beyni göç etti dedi. Ve ülkenin krem tabakası, ülkenin donanımlı insanları ülkeyi terk edince lümpen insanların yaşadığı, donanımsız insanların yaşadığı bir coğrafyaya dönüştü Irak ve ondan sonra kaçınılmaz son ortaya çıktı dedi. Ve maalesef Türkiye'nin geleceğiyle ilgili böyle bir endişeyi taşıdığını benimle paylaştı. Maalesef bu doğru bir sezi, doğru bir öngörü. Türkiye'den şu anda sadece İngiltere'ye değil, Amerika'ya, Kanada'ya, Fransa'ya, Avusturya'ya, Avustralya'ya çok sayıda insanın göç etmek istediğine tanık oluyorum. Bu Türkiye için büyük bir sosyal sermaye kaybı. Peki Turan Çömez olarak sizin önünüzde nasıl bir yol haritası var? Orada kalıp yolunuza devam mı edeceksiniz? Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musunuz? Siyasete dönmeyi düşünüyor musunuz ayrıca? Nasıl planlarınız var? Tabii ki ben Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Türkiye benim her şeyim. Canımdan çok sevdiğim vatanım, yurdum, toprağım, büyüdüğüm, yetiştiğim coğrafya. Yani her metrekaresini, her santimetrekaresini
derinden özlediğimi ve bir özlem içerisinde yandığımı ifade etmeliyim. Tabii ki döneceğim Türkiye'ye. Burada huzurumun yerinde olmasına rağmen, kariyerimin son derece iyi olmasına rağmen, son derece iyi şartlarda çalışıyor olmama rağmen tabii ki Türkiye'ye döneceğim, dönmek istiyorum. Türkiye'nin benden ne istediğine bağlı olarak da kendime bir yol haritası koyacağım. Eğer Türk milleti biz senin hekimliğinden memnunuz ve burada sağlık hizmeti vermeye devam et derse tabii ki öyle bir hizmete devam ederim. Ama şunu da gördüğümü ifade etmeliyim, itiraf etmeliyim. Türkiye benim taşıdığım siyasi sorumluluğu veya ruhumda taşıdığım siyasi anlayışı çok özümseyebilecek bir ülke gibi görünmüyor bana. Yani ben bugün Ankara koridorlarında yaşanan o siyasi komplolara veya siyasi atmosferlere çok adapte olabileceğimi sanmıyorum. Son olarak şununla bitirelim. Sizin bir takım geçen Vatan Gazetesi'nde de bir haber çıktı. Bir takım hani insani yardımları daha önce milletvekiliyken yaptığını söylediniz. Şimdi doktor olarak, cerrah olarak bayağı bir faaliyet içerisinde olduğunuzu duyuyoruz. Onları bir anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Yani vakıf hizmetleri veya buradaki tabiriyle charity hizmetleri bana göre bir insani sorumluluktur. Ben Türkiye'deyken de bunu çok sevdim. Sözde vakıf diye ortalıkta dolanan birçoğunun aksine son derece mütevazi ve iyi niyetli bireysel çalışmalar içerisine girdim. Burada da aynı çaba içerisindeyim. Hastanemde tabii büyük bir hizmetle, binlerce büyük bir keyifle binlerce ameliyat yaptım. Yapmaya devam edeceğim ama onun dışında Afrika ülkelerinde insani yardım çalışmalarım var. Geçtiğimiz yıl bulundum uzunca bir süre orada birçok ameliyat yaptım. Önümüzdeki dönemde de yine Afrika ülkelerine gidip oralarda fakir ülkelerde tıp eğitimi vermek ve oradaki insanlara sağlık hizmeti götürmek gibi bir niyetim var. Yine bunun yanında özellikle yurt dışında eğitim almak isteyen genç Türk doktorlarına hizmet verecek bir çalışma içerisindeyim. Onları burada misafir ediyorum, ağırlıyorum. Kendi hastanemde eğitimlerini tamamlamaları için yardımcı oluyorum. Dediğim gibi 30'un üzerinde yanıma öğrenci ve doktor geldi. Bu da benim mütevazi bir mesleğimin zekatı gibi değerlendiriyorum. Dolayısıyla böyle bir sosyal çalışmam da var. Daha çok kanser şeylerinde, operasyonlarında yer alıyorsunuz değil mi? Yani benim üniversitem çok büyük bir üniversite. Binlerce çalışanı var. Çok kapsamlı, geniş çalışma alanı var. Ben ağırlıklı olarak kanser ameliyatları yapıyorum ve özel olarak da kalın bağırsak kanser ameliyatları yapıyorum. Yani Türkiye'de de böyle miydi yoksa bu orada mı, İngiltere'de mi ihtisaslaştınız? Türkiye'de ben genel cerrahi uzmanı olarak yetiştim. Yani Türkiye'deyken her şeyi yapıyordum genel cerrahiye ait. Burada da aşağı yukarı birçok ameliyat yapıyorum ama özel ilgi alanım kalın bağırsak kanserleri. Eyvallah. Evet Turan Bey, burada noktayı koyalım. Bu bir başlangıç olmuş olsun. Artık sizin izninizi bulduk. Arada bir şeyler geliştikçe siz de yine böyle teknolojinin imkanlarını kullanarak sohbet ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Benim için de büyük bir keyifti sizinle tekrar buluşmak ve sizin vasıtanızla Türkiye'ye selam verebilmek. Ben de sizinle ilgili izin verirseniz şu cümleyi sarf edeyim. Siz de Türkiye'de onurunu ve duruşunu koruyabilmiş nadir, altını çizerek söylüyorum, gazetecilerden bir tanesiniz. Sağ olun, eksik siyasi olmayın. Düşüncelerini hiçbir zaman gazeteciliğine yansıtmamış, bunun da bir anlamda bedelini ödemiş insanlardansınız. Ve lütfen siz de çalışmalarınızı ara vermeden devam edin. Türkiye'nin size ihtiyacı var. Çok sağ olun. Evet, Turan Çömez'e çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. İlginç bir sohbet oldu. Yaklaşık 10 yıldır ülkeden uzakta olan eski siyasetçi ve her zaman doktor Turan Çömez'le Londra'dan Skype yayınıyla 10 yılı bize yarım saatte özetledi. Güzel bir sohbet oldu. Kendisine çok teşekkürler. Size de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. İyi günler.